Sözü hemen sana ve Sayın Bulut'a bırakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk. yayınımıza. İyi yayınlar olsun. Ana muhalefet yerel yönetimlerde yeni dönemde neler yapacak, hazırlanıyorsunuz bunu Evet. konuşacağız ama öncelikle sıcak gündem maddemiz Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki karara uymadı ve dünden beri siyaset bunu tartışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Başkanlığı'na çağrı yaptı. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca Berberoğlu göreve başlamalıdır dedi. Ama tartışma bambaşka bir yere evrilmiş durumda. Neler oluyor efendim mecliste? Cumhuriyet Halk Partisi'nin net talebi ne yönde? Aslında beklentimizin tam tersi bir durum gelişti. Yani bizim beklentimiz neydi? İşte mahkeme bir karar aldı. Sonuçta Berberoğlu'na o gün mecliste milletvekilliği düşüreceği gün yaptığımız itirazlar ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü sonuçlanmamış bir karar var. O karar daha netleşmeden mecliste milletvekili düşürülemeyecekken orada bir hukuksuzluk vardı zaten. Şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı en yüksek mercinin aldığı kararı bir yerel bir mahkeme tanımadı. Böyle olunca da o tartışmalardan bir başka tartışmaya geçtik. Yani o günkü tartışma neydi? Yeni dönem başladığında aslında Berberoğlu'nun milletvekilliği düşmedi. Tekrar meclise çağrı yapılması gerektiği, bu konuda da meclis başkanının sorumluluğunu ifade ediyorduk. Ama şimdi bir başka boyuta döndü. Bu şöyle, aslında bunu hukukla izah etmek de çok doğru değil. Yani Türkiye'de çok kıymetli hukukçularımız var, hakimlerimiz, savcılarımız var. Böyle yargıyla ilgili genel bir çürümeyi bahsettiğimizde onlara da haksızlık ediyoruz. Bu bir yargı meselesi değil. Bu tipik geçmiş dönemlerde Türkiye'nin sıkça karşılaştığı FETÖ türü operasyonların bir parçası. Yani siyaset yargıyı maşa olarak kullanıyor. Burada iktidarın bir hak gaspına bir örnek diye bakmak lazım. Hukuksal anlamda oturup bir avukat, ne bileyim bu işin uzmanları ne söyleyebilirler ki? Yani tüm kural kaideler anayasaya bağlı. Anayasanın aksine bir durumun olma şansı yok. Bunu nasıl tartışacağız? Yani bu tartışılacak bir konu bile değil yani açıkçası. Ve bir genel mahkemenin anayasa mahkemesinin kararlarını uygulamadığı Evet. bir dönemde. Zaten hukuksuzluk vardı Berberoğlu olayında. Hatırlarsınız 26. dönemde yaşanmıştı bu olaylar. 27. dönemde tekrar milletvekili olduğunda aslında geçmiş dönem tartışmaları bir tarafa bırakılıp dokunulmazlığı 27. dönemden itibaren devam etmesi gerekiyordu. Yani daha önceki yapılanlar haksızlıktı, hukuksuzluktu. Üzerine milletvekilliği düşürüldü bir başka bir hukuksuzlukla. Şimdi de böyle ucube bir karar. Bu bir çürümenin devamı aslında. Yani başkanlık sistemi başladığı günden bu yana ülkede tüm kurumlar, tüm değerler çürüyerek, azalarak gidiyor. Bu da onun bir tanesi. Bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Devam edecek gibi görünüyor demişken hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AKP grup toplantısında konuştu. Barolar hedefindeydi bir süre önce iktidarın. Barolarla ilgili düzenleme yapıldı. Pratik sonuçları önümüzde. İkinci baroların hala kurulmadığı ortada. Avukatlar imza vermedi. İkinci barolar kurulmadı. Bunun üzerine baro genel kurulları ertelendi. Şimdi Erdoğan dedi ki Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı ve barolar benzeri bir sistemi buraya da getireceğiz dedi. Meslek odaları tümüyle hedefte. Siz de Eczacılar Odası'ndan Eczacılar, tabii. geliyorsunuz. Yani Uzun parça süre parça meslek gidiyor. Tabii. kuruluşlarında çalıştınız. Barodan başlayarak devam edecek, anlaşılan o. Türk Tabipler Birliği'nde de böyle bir model öneriliyor. Olabilir Evet. mi böyle bir model? Ya bu Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidarını devam ettirmek için elindeki tüm gücü kullanma meselesi. Yani havuz medyası oluşturup tüm basını, yani dördüncü güç dediğimiz medyayı tümüyle kendi himayesi altına aldı. Meclisi işte daha güçlü bir meclis, kaliteli meclis yapacağım derken tümüyle kendi himayesine aldı. Yürütmeyi daha güçlü kılacağız dedi ama
kontrolsüz bir hale getirdi. Bakanın bile yasadan haberi yok. Bırakın grup başkan vekilleri, meclisteki milletvekillerini. Hatırlayın, baro yasası geldiğinde bakan, Adalet Bakanı dedi ki hayır böyle bir çalışmamız yok dedi. Grup başkan vekili yazılı bir şey yok dedi. Ama iki gün sonra saraydan yasa teklifi geldi. Buna benzer örnekler aslında şunu gösteriyor. Biz iktidarımızı devam ettireceğiz. İktidarımızın önüne demokrasi gelirse onu ezer geçeriz. Hukuk gelirse onu ezer geçeriz. Meslek odaları gelirse ezer geçeriz. Zin görüntüleri. Tabipler Birliği'ne çok daha iğrenç de şeyler söyledi. Yani mesela diyor ki Türk kelimesi onlara yakışmıyor diyor. İşte bu yani tümüyle hainlikle itham ediyor. Bu gidişat bize bundan sonraki süreçlerde de bunlardan daha büyük sorunların getireceğini de gösteriyor. Şimdi yargıda FETÖ'den sonra biliyorsunuz işte epey bir insan çıkartıldı, bağlantılı olanlar ya da soruşturması olanlar devlet memurluğundan atıldı. Ancak şu anda o boşlukları tümüyle AKP'ye itaat edenler alınmaya başlandı. Yani savcılık, hakimlik sınavlarına bakıyorsunuz. Birçok başarılı genç avukatlar hakim olamıyorlar, savcı olamıyorlar. Çok yüksek puan alıyor, mülakattan eleniyorlar. Yine aynı yöntemi bu sefer de bir başka anlayışla yapıyorlar. Yani AKP'lilik ya da bir başka cemaat üzerinden yapıyorlar. Bu sefer de yani yarın bu arkadaşlarımız, yani hakimlik ve savcılıkta görev alan arkadaşlarımız, bugün benzeri olaylar, yani dün nasıl ki birkaç operasyonla işte Atatürkçü askerleri içeri attıkları gibi, bu sefer de ülkede bir tane hafif başını kaldıran olursa onları içeri alacaklar. O yüzden de bir an önce buraya müdahale edilmesi lazım. Hani sarı öküz meselesi var diye onu çok aşmış durumdayız. Şu anda tüm hakimler, savcılar, o kanatta olan hakimler, savcılar ya da eski FETÖ'cüler kendilerini saklamak adına, saraya yaranmak adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşte nikah kıyıyor, saraya koşuyor. Ya da işte son olayda olduğu gibi Canan Kaftancı olayında bunlar varlar. Sözcü gazetesinde bunlar varlar. Çağdaş avukatların dosyasında yine aynı savcılar var. Dolaşıyorlar. Nerede bir mesele varsa, bir maşa misali, orada hukuksuzluğu uyguluyorlar maalesef. Evet, aynısı Türk Tabipler Birliği'ne de aynı barolara benzer bir model önümüzdeki günlerde getirilebilir. Meslek kuruluşları AKP iktidara geldiğinden bu yana hedefte. Daha önce de bu ve benzer teklifler gelmişti, meclisten geçmemişti. Şimdi meclisten geçti ama pratikte bir karşılığı olmadı. Bakalım önümüzdeki dönemde meslek kuruluşları buna karşı ne yapacaklar? Dediğim gibi cüretkarlık, fütursuzluk aşmış durumda. O yüzden de muhtemelen çok yakın zamanda getireceklerdir. Ve bütün bunların içinde bir erken seçim tartışması yaşıyor Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Dedi ki ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi erken seçime götür. Bahçeli de dedi ki hayır efendim, seçimler 2023'te olacak. Bunlar tartışılırken şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de yerel yönetimlere ilişkin yeni bir atak oldu. Bugün gazetelerde yerel yönetimlere ilişkin yeni kadrolar, yeni yapılandırma erken seçime hazırlık olarak da yorumlanmış. İzleyicilerimize söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını kadrosu daha da genişletildi. Sayın Bulut, siz de artık burada yer alıyorsunuz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bunun erken seçim tartışmalarıyla bir ilgisi var mı? Ne yapacaksınız efendim bu dönemde? Açıkçası biz birçok defa bir araya geldik bu organizasyonun başlangıcında. Ama hiç erken seçim tartışmaları yoktu. Bu bir ihtiyaç aslında. O ihtiyacı karşılamak açısından kuruldu. Buradaki hedef ne? Başarılı çalışmalar var, başarılı projeler var. Onu ortaklaştırmak. Ya da işte Türkiye'de bize özellikle oy veren kesimin bizden beklentileri var. İşte istihdam gibi, yerelde sorunları, kentin rantını kentliye dağıtmak gibi. O anlamda bu
bu ve buna benzer projeleri ortaklaştırma ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ya da ittifak belediyelerini, Millet İttifakı'nın belediyelerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir hale getirmek ve kendi aralarında da bu paslaşmayı da yapmak. Bir örnek CHP'li diye söyleyeyim. CHP'li belediyeler arasındaki koordinasyonu genişletmek için. Bir tanesi o, bir tane örnek verelim. Örneğin işte Mersin'de mandalina ya da portakal ya da limon üreticisi fiyatların aşağıda kalması sonucu ya da satışının olmamasından kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Ama İstanbul Belediyesi de bu ürünleri ihtiyacı var. Çok daha geniş alan olduğu için bunları aldı ve İstanbul'da bunları sattı. Ya da benzer şekilde Adana'da soğanla ilgili bir sorun yaşanmıştı. Yine İstanbul Belediyesi aldı. Bu örnekten ya da işte yakın zamanda Ankara ile İstanbul arasında metro ile ilişki bir çalışma yapıldı. İstanbul şirketiyle alakalı. Bunları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ve bunları yaygınlaştırırken de daha kurumsal bir yapıya dönmesini istiyoruz. Birinci hedef o. İkinci hedef iktidarın veremediği ya da iktidarın motivasyonun dışında olan konularda belediyelerimiz daha etkin hale gelecek. Yani örneğin sosyal yardımlar. Şimdi sosyal yardımları iktidar ne zaman yapıyor? Seçim dönemlerinde yapıyor. Çok görünür halde yapıyor. İşkur üzerinden yapıyor. Ya da işte kömür ya da işte çok konuşulduğu için söylüyorum. Paketlerle yapıyor ve bu çok görünür bir halde ve seçim çalışması gibi oluyor. Biz ama yaptığımız bu sosyal yardımları daha insani çerçevede işte halk kart gibi uygulamalarla yapıyoruz. Bunun da bir disipline edilmesi lazım. Bunun da genişletilmesi lazım. Bu anlamda da bir ortaklaşma yapılacak. Bir de bugün paket torba yasada da var paketin içerisinde. Özellikle büyük şehirlerin yetkilerini kırpmaya yönelik bir çalışma içerisinde iktidar. Ve bunu çaktırmadan yapıyor. Yani başından beri özellikle Tayyip Erdoğan bunu ifade ediyordu. Ülkeyi biz yönetiyoruz, onlar yönetmiyor diye. Hatta pandemi döneminde yardımları bile engellediler. Yani vatandaşın ihtiyacı olan ürünleri vermek üzere çalışma yaptığında ya da yardım topladığında buna bile engel oldular. Bu anlamda yetkileri kısıtlanan belediyelerin Türkiye'de sadece bu döneme ait değil, bundan sonraki dönemde de nasıl güçlendirilebilir diye de bir çalışma yapıyoruz. O çalışmayı akademisyenlerle, önceki senelerde belediye başkanlığı yapmış kişilerle, bu konunun uzmanlarıyla ve dünya örnekleriyle birlikte bir platform oluşturacağız. Yerel yönetimler çalıştığı yapı mı efendim tam olarak? Evet. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelere ilişkin görüşlerini aktarmış olacağız. Yani birkaç tane üst başlık aktarayım. İşte kaç bin nüfusa belediye olabilir diye dünya örneklerinden yola çıkarak söyleyeyim. Mesela Türkiye'de bütün şehir yasasıyla birlikte birçok belediye kapandı. Beldeler kapandı. Büyük şehire geçti. Adana'da bugün yaşanan bir örnekten yola çıkarak söyleyeyim. Köy okulları işte eğitime açıldı. Yani artık yüz yüze eğitim yapılacak. Ancak Adana'da köy okulları diye bilinen bir okul aslında bütün şehrin içerisine girmiş durumda. Herkes köy okulu diye o okulu diye düşünüyor ama 1500 nüfusu olan, 1500 öğrencisi olan bir yer haline gelmiş. Çünkü siz şehri genişletmişsiniz, sınırları genişletmişsiniz ama oraya hala tarımda ekilen alan var. Hala köylü var. Ama köylü olma özelliğini yitirmiş. Çünkü o arsadan vergiler alınmaya başlamış. Bu ve buna benzer yeni bütün şehir yasasından ve belediyelerin yeni sınırlarında sıkıntılar var. Onları da Cumhuriyet Halk Partisi masaya yatırıp Türkiye'nin önüne yeni belediyecilik anlamda bir perspektif getirmeye çalışıyor. Yani bu iş biraz da uzun soluklu bir iş. Yerel yönetimlere ilişkin politikaları belirlemek üzere yola çıktık diyebilirim. Büyük şehirlerin yetkileri kırpılıyor. Bugün mecliste görüşülecek torba yasayla dediniz. Tam olarak ne geliyor efendim? Getirilen şey, getirilmeye çalışılan şey aslında şu, işte torba yasa biliyorsunuz her konu içinde var. Bu defa getirilen de büyük şehir içerisinde, sınırları içerisinde olan konuların merkezi hükümet tarafından alınması. Biliyorsunuz örneğin çevreyle ilgili konularda yerel
yönetimler karar alırdı. Çevreyle ilgili kararları genel merkeze taşıdılar. Böylelikle belediye uzaktan yönetilir hale geldi. Yani mesela bir bölgeyle ilgili ÇED rapor alınacak ya da oraya maden yapılacak. Onu daha önce belediyeler belirleyebiliyordu ama şimdi merkeze onu almaya çalışıyorlar. Daha önce büyük projelerin merkeze alındığı gibi, yani siz mesela 1000'liği ilçede yapıyorsunuz, 5000'liği büyükşehirde yapıyorsunuz, daha büyüğünü Ankara'da yapılıyor. Ama şimdi bakıyorsunuz diyor ki büyük projeleri siz yapmayacaksınız, biz belirleyeceğiz diyor. Yani AVM'ler, büyük gökdelenler, bunların kararını merkezi hükümeti alıyor. Alıyor bundan sonra. Sen şöyle, şimdi de çevre konusundaki başlıkları kendi bünyesine almaya çalışıyor. Muhtemelen komisyonlara gelecek. Muhtemelen haftaya önümüze gelecek gibi ya da öbür hafta meclis gündemine gelecek. Şimdi öncesinde söylediğiniz gibi pandemi döneminde belediyelerin yaptıkları kampanyalar durduruldu, bağışlara el konuldu. Daha sonra da genel bütçeden, daha doğrusu merkezi yönetimden belediyelere aktarılan bütçeyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Giderek de belediyelerin yetkileri bir şekilde kırpılmaya başlandı. Evet. İşte bütün bu ortamda 31 Mart seçimlerinde çok sayıda belediye alan ana muhalefet partisi, madem öyle o zaman biz de kendi aramızda bir dayanışma yapalım, evet, diyerek yola çıkıyor. Bu anlamda da siz de genel merkezin görevlendirdiği isimlerden biri oluyorsunuz. Evet, tarifin bir tanesi o. Ancak Türkiye'de belediyecilikle ilgili gelecek dönemlere de bir perspektif koymaya çalışıyoruz. Yani sadece bugüne dair değil aslında o çalışma. Geleceğe de bir ışık tutması açısından. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz nasıl bir belediye düşünüyoruz? Gerek mevzuat açısından, gerek yetkileri açısından. Şu çok sağlıksız. Biz büyükşehir belediyelerine sahibiz. Yani AK Parti için söylüyorum, geçmiş dönemden. O zaman belediyelerin yetkisinde hiçbir problem yok. Yardım yapabilirler. İşte parsel parsel birilerine peşkeş çekebilir. Burada bir sıkıntı yok. Ancak belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi alınca ya da Millet İttifakı alınca, hayır bu yetki sende değil, biz bu yetkileri senden alırız gibi bakış en sakat bakış. Bizim oluşturmaya çalıştığımız belediyecilik kavramı daha modern, orada yaşayan insanların kendini güvende hissedeceği, kamucu bir belediyecilik nasıl olur'a, daha yeşil bir belediye, bunlara dair çalışmalar. Günün politikasına uygun bir çalışma değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla 31 Mart seçimlerinden hemen sonra görüştüğümüzde iki önemli kavram kullanmıştı. Ki dikkatimizi çekmişti. O zaman da demiştik ki biz bunların takipçisi olacağız. Bir, kadın dostu belediyecilik. Evet, evet. İki, engelli dostu belediyecilik. Bu da ajandamızda var mı? Hatta başlıklarımızın altında bunlar. Olmazsa olmazlar. Yani aslında şunu söyleyeceğiz. Merkezi hükümetin kendi görev alanı var. O görev alanı dışında kalan yetkiler, sorumluluklar mutlaka yerele aktarılmak durumunda. Yani siz örnek diye söylüyorum, işte yangını belediyeye bırakıyorsunuz ama diğer afetleri, depremi ve diğerlerini merkezi hükümete alıyorsunuz. O zaman ya hepsini birden alacaksınız ya da tümünü bırakacaksınız gibi bir görev dağılımı da netleştirilmesi lazım. Bu o günkü çıkan sonuçlara göre, yani hangi partinin belediyeyi yönettiğine göre değil, daha modern, daha akla yakın bir çözümle yapılması gerekiyor. Belediyeler dünyanın her tarafında, halkın yanında, özellikle geri kalmış ya da sorumlu alanlarda çok destek veren yapılar. Şimdi kadın sığınma evleri, işte hasta bakım ya da yaşlılara ilişkin yapılan çalışmalarda belediye daha başarılı olur. Zaten örnekler de onu gösteriyor. Ama siz onları sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler görevli diye onların elinde almaya kalkarsanız o sistem yürümez. Söylemeye çalıştığımız bunları siyasetin dışında yapmak. Yakından yönetimde, uzaktan yönetimle yakından yönetim arasındaki farkı kamuoyuna daha açık bir şekilde ifade etmek. Türkiye'de nüfus yaşlanıyor. Yani kadın meselesi, çocuk meselesi, bunlar elbette. Yeni konular, yeni başlıklar da var. Mesela yaşlanan bir toplum var ve bunların bakıma ihtiyacı var. Yani artık
eski Türk geleneklerinde bir aile yapılanması yok. Kent, nüfus çoğunlukla kentte. Bir evin içerisinde işte çocukla anne baba hepsi bir anda yaşayamıyor. O yaşlılarımızın sonuçta daha iyi bakıma ihtiyacı var. Bu merkezleri şu andaki yapıya baktığınızda merkezi hükümet yapıyor. Ama bu yerelin sorumluluğunda, yerelin yapması gereken bir çalışma. Bir örnek olsun diye işte geriat merkezlerini belediyeler yapmak durumunda. Ona ilişkin çalışmaları ortaklaştırmaya çalışacağız biz de. Teşekkür ederiz efendim değerlendirmeleriniz için. Merkezi hükümetin bitmek bilmeyen müdahalelerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediyelerine yönelik yeniden bir çalışma başlattı. Birinci amaç belediyelerin dayanışması. İkincisi de işte bu müdahalelerden olabildiğince uzak durmak. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut değerlendirdi. Sözü yeniden haber merkezine bırakalım. Çok teşekkürler Sibel sana ve konuğuna. Değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar buradayız.